olan yüzün, yüzün hep hakka döner. İrfan meydanında haydar kaynayıp pişer. Diz çökmüş önünde haydar affını diler. Kerbela, bundan tam 1344 yıl önce bir coğrafya Kerbela, bir yerleşim merkezi. O sahrada İmam Hüseyin'e ve 72 yarenine dünyadaki en vahşice yapılan katliamlardan biri yapıldı. Ama Hüseyin o gün o sahrada can verdi. Sözde bir kaybediş ama özde mükemmel bir kazanımın simgesi oldu İmam Hüseyin. Zalimin zulmüne karşı çıkmamak mazluma yapılan haksızlıktır diyerek Yezid'e boyun eğmedi. Ölüme yürüdü İmam Hüseyin. Öleceğini bile bile yaptı bunu. Öleceğini bile bile. Çünkü 72 kişiydi İmam Hüseyin'in yarenleri. 6 aylık Kundak'taki Ali askeri, 14'ünde gencecik Sıdam Ali Ekber'i, kadınlar, çocuklar, karşısında on binlerce Yezid'in askeri. Orantısız bir güç var burada. O yüzden öleceğini bile bile ölüm verildi İmam Hüseyin. Haykırdı Kerbela sahrasında. O kızgın güneş şulesi yakıyordu bedenleri. Az ötede Fırat'ın suyu akıyordu oluk oluk, bir yudum su içememişlerdi günlerdir. Haykırdı, feryat etti. Ölüm benim için bir ar, bir ayıp. Utanılacak veya kaçınılacak bir şey değildir. Ben ölümü saadet bilirim. Zalimler ile yaşamayı ise zillet diyerek ölüme yürüdü İmam Hüseyin. Hüseyinler, Hüseyin'in yolundan gidenler ölmediler ama. Direniyorlar zamanının yezidlerine. Pir Sultan olup direniyorlar. Şeyh Bedrettin olup direniyorlar. Şah İsmail Hatay'ı olup direniyorlar. Cumartesi anneleri olup direniyorlar. Direnmeye devam ediyorlar zamanının yezidlerine. İmam Hüseyinler, Hüseyin'in yolundan gidenler. O gün o kanlı sahrada simgeleştiler orada. Bedenlerini çerah ederek simgeleştiler. O yüzden sözde bir kaybediş ama özde mükemmel bir kazanımın adıdır Kerbela. Tarihin dönüm noktasıdır aslında. Bir ayrışma, bir kırılma noktasıdır Kerbela. Emevi Süfyani Müslümanlığı ile İmam Hüseyin'den, İmam Hüseyin'in yolundan gidenler, Aleviler, Kızılbaşların ayrışma noktasıdır Kerbela. Herkes tarafını seçti o gün. Herkes tarafını seçti. Ey Muaviye ümmetleri der. Ey düşman-ı Muhammedleri der. Siz bir taraf, biz bir taraf. Siz Ehl-i Beyt düşmanısınız dediler. Biz Ehl-i Beyt'in yareneyiz dediler. Siz bir taraf, biz bir taraf. O yüzden Kerbela tarihin bir dönüm noktasıdır. O yüzden hayatımızın ta orta yerindedir Kerbela. Nerede bir acı, nerede bir zulüm, nerede bir gözyaşı varsa o yüzden bizi alır, götürür Kerbela'ya. Bu bahtımız böyle miydi? Koyma bizi çölde kalsın. Elin elin
Gerdanı o